Husumetli iki grup birbirine kurşun yağdırdı. Çatışmanın ortasında kalan 18 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı. Şehir eşkıyalarının hedefi olan talihsiz genç hayata tutunmayı başaramadı. 18 yaşındaki Tuna Can Bolat lise öğrencisiydi. 16 Nisan pazar günü evine gittiği sırada kafede oturan arkadaşlarını gördü ve yanlarına sohbet için uğradı. İçeride ise yalnızca 5 dakika kalacaktı. O kafede oturan Sedat Akkum ve Mustafa Özcoşkun eski iş ortağıydı. İddialara göre aralarında husumet vardı. Tartışma da oradan çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gerginlik de arttı. Gruptan biri dışarı çıktı ama buraya geri geldiğinde yanında bir başkası vardı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Kafenin içinde silahlar patladı ve burada tam 28 tane kurşun sıkıldı. İşte o kurşunlardan biri de kafede oturan 18 yaşındaki Tuna'ya isabet etti. Genç ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Husumetli taraflar Sedat Akkum ve Mustafa Özcoşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Kafede kurşun yağdıran saldırganlar çevredeki bir arabanın plakasını söktüler ve kendi arabalarına taktılar. İçlerinden biri ağır yaralıydı ve hastaneye gittiler. Ama cinayet büro ekipleri de peşlerindeydi. İşte tedavi için gittikleri o adreste kıskıvrak yakalandılar. Ağır yaralı Tuna Can Bolat hemen ameliyata alındı. Ama yapılan bütün müdahale 18 yaşındaki genci hayatta tutmaya yetmedi. Kör bir kurşunun hedefi olan Can Bolat Osmaniye'de toprağa verildi. Oturan bir yaşlı bir amca var, silah çekti. Bu arada herkes silahlarını aldı. Herkeste silah var mıydı? Ya ben gördüm 3 kişide silah vardı yani. Kafeyi basıp kurşun yağdıran saldırganlarsa tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise hala aranıyor.